you soon. Bakacağız şimdi ona. Oracle.com'a girdim. Oracle.com'da download bölümü var. Bizim işimiz database ile. Bu nedenle soldaki database'e geliyorum. Oracle Database ve 11. Express Edition. Bu sekmeleri açtım. Bu kısımda. Veri tabanının en yeni versiyonu 12G'dir. Cloud üzerinde, Cloud mimarisi için geliştirilen ek özelliklere sahip. Bu nedenle G olarak isimlendirilmiş. Bilgisayarınız, işletim sisteminiz neyse ona göre buradan indirebileceğiniz dosyalar var. Öncelikle linkleri kullanabilmek için lisansı kabul etmeniz gerekiyor. Sonrasında linkler görülebilir. Ve indirebilmek için buraya üyelik yapmanız lazım. Onu soracak birazdan. Örneğin bizim bilgisayarlar Windows olduğu için 64 bit bunu kullanabiliriz. İki tane fail var diyor. Toplamda 2,5 GB'miş. Bunların ikisini indirip kullanmanız lazım. İşte Linux üzerinde Oracle'ın Solaris işletim sistemi üzerine var. İşte Itanium işletim sistemi, HP'nin işletim sistemine var. Ve bu şekilde platform bağımsız olayını destekliyor gördüğünüz gibi. Benim şu an için önereceğim Enterprise değil sizin için. Burada bir önceki versiyon 11G Release 2 var, R2. Genelde internette araştıracağınız kaynaklar 11G üzerindedir. Bunu da aynı şekilde 2 GB'lık dosyayı buradan indirebilirsiniz. Bu Enterprise Edition'dı. Zaten Standard Edition, işte Enterprise gibi versiyonları burada olduğunu söylüyor. Biz Express'e geçelim. Express'te de lisansı kabul ediyorum. Gördüğünüz gibi bu 32 bit diyor. Windows için 64 bit versiyonu yokmuş. Bu da tabii bilinçli olarak yapılan bir şey. Linux üzerinde var 64 bit. Siz buradan Windows versiyonunu indirebilirsiniz. Tıkladığınız zaman onun sebebi şu, indirip kullanabilirsiniz ama 64 bit değil. Yani o verimliliği vermiyor. Normalde 64 bit, 32 bit versiyonları da destekler uygulamaları. Burada login yapıp daha sonra download etmeniz lazım. Siz Oracle kullanacağınız için zaten buraya kaydolun şimdi. Kullanıcı oluşturun. Birçok araç için ihtiyacınız olacak buna. Giriş yaptığınızda hemen download edecektir. Gördüğünüz gibi 312 MB diyor bende bu şekilde. Ben zaten kurduğum için indirmiyorum şu an.
Aynı yerden, Download bölümünden Developer Tool var. Geliştirme araçlarımız. Yine sen buradan SQL Developer'ı da indir. Developer Tool'de. Şimdi sizin ihtiyacınız olan SQL Developer aracı burada. Sonraki versiyonda Data Modeler olabilir. Modelleme aracı. Yine sonraki, bu da sizinki. Rapor ve form geliştirmek için. Piyasada genelde yani bilmiyorum bunu. Geliştirmesi nasıl gidiyor? Bazı kaynaklara baktım, ekranın zaten formdan belli oluyor. Şu anda 11 var da 11'ye başlıklar var. Burada birçok araç var. B-Publisher, bu Business Intelligence. Piyasada açıkçası çok fazla Business Intelligence üzerine, yani iş zekası çözümleri üzerine Oracle'cı aranıyordu. Bundan sonra daha da artacaktır. Hem SQL Server üzerine hem de Oracle üzerine. Örnekler mi indiriyorsunuz? İkisini de indir. Görsün arkadaşlar. Burası geliştirme araçları. Sizin en çok kullanacağınız SQL Developer'dır. İşte farklı IDE'ler için araçları var. NetBeans, Java'cı sizin için. Bir de Visual Studio için var. Eclipse için. Bunları da kullanabilirsiniz. Çok fazla araç var. O farklı farklı işlemler için. O mini MySQL'i de buraya koymuşlar. Şimdilik bu kadar. Ha, JDeveloper'la da aynı şekilde yapabiliyorsunuz. Ben hemen SQL Developer ile şöyle müthiş arayüzümüzü göstereyim. Öncelikle sizde bu şekilde görünmeyecektir. Ben içeriği gösterdikten sonra connection işlemlerini göstereceğim size. Siz de bilgisayarınızı indirdikten sonra. Bağlanıyoruz. Bu benim daha önceden oluşturduğum bir bağlantı. Şimdi SQL Server olsun, Oracle olsun, bunlar siz veri tabanı yapısını, mimarisini, programlamayı hızlı öğrenmeniz için kendi içerisinde kurulu bazı şemalar, veri tabanlarıyla gelir. Mesela Oracle'da işte HR diye, Human Resources diye bir şema vardır. Bu kendi içerisinde tabloları vardır, verisi vardır. Siz ilk başlarken bunları sorgulamanız için geliştirilip eklenmiştir içerisine. Doğrudan bilgisayara kurduğunuzda bunu sorgulayabilir, çalışabilir hale gelirsiniz. Şimdi ben de bununla ilgili HR'a bağlanacağım bir connection oluşturmuştum. Connection işlemlerini detaylı göstereceğim sizin bilgisayarları indirdikten sonra, ama şöyle bir bakalım. Öncelikle tables kısmı var. Tables'ta 7 tane tablonun olduğunu görüyorum. Üzerine tıklayınca içeriğini açıyor. Deli olan. Tablonun yapısı bu diyor. İşte tipleri var. Onlara da geleceğiz. Mesela şöyle employee, çalışanların bulunduğu tabloyu açıyorum. Bunlar sütunları. Sütunlardan oluşur bir tablo.
Çalışanın ID'si, ad, soyad, e-mail, telefon numarası, işe giriş tarihi, görev ID'si, maaşı, yöneticisi, departmanı gibi bilgiler var. Bunların veri tipleri var. Veri tipiyle ilgili, veri tipi dediğimde aklınıza ne geliyor veri tabanında? Başka? Yani genel kavram. Yani zaten Java'dan bilmeniz gerekiyor. Java'dan aynı şey. Burada veri tabanında veri nasıl tutulacak? Bunu karar vermek için bir tip hiyerarşisine ihtiyaç var. Örneğin sayısal bir değer ile sayısal olmayan nümerikle alfanümerik arasında bir farklılık olması gerekiyor. Örneğin adım Cihan, soyadım Özhan. Bunları topla dediğim zaman bunları birleştirir yazılım. Çünkü ikisi de metinsel değerdir. Bunların birleştirilmesi, toplanması birleştirme anlamına gelir. Ama sayısal bir değerde örneğin 3 ile 5'i topla dediğinizde bunun matematiksel toplama anlamına geldiğini bilmesi için veri tipleri kullanılır. Mesela işte number hafızada şu kadar yer kaplar ve şu kadar büyüklükte bir veriyi tutabilir. Ama daha küçük bir sayısal nümerik tip çok daha küçük bir alan kaplar hafızada ama onun alabileceği değer de çok küçüktür. Yani bunun gibi farklı işlemler için farklı tipler ihtiyacı var. Her şeyde ister C#, Java, SQL Server, Oracle fark etmiyor. Bu bir ihtiyaç. Aynı şekilde tarih formatları için date gibi bir veri tipi var. Bu da sadece tarih bilgisi tutabiliyor. Create type. SQL Server'da da Oracle'da da bu yapılabilir. Hayır. Farklılarında olmuyor. Genelde int kullanılır. Bu aslında desimale denk geliyor diyebiliriz. 8,2. Nul geçilebilir mi? Evet. Bunlar nul geçilebilir mi? Şimdi nullable demek, örneğin bir çalışan kaydedecekseniz adı, soyadı, e-mail'ı bunlar olmazsa olmazdır aslında. Çalışanın kesin olması gereken şeyler. O zaman bunlar olmadan kayıt işlemi yapılamaması gerekiyor. Bunu sağlayan da nullable kısmıdır. Boş geçilemez. Mesela burada farklı bir şey kullanmış. Demiş ki adı yes, nullable. Soyadı no. Bunları değiştirebiliyoruz. Ama bunlar bu şekilde kullanmış. Bakalım açıklama verilmiş comment kısmında. Yukarıda data bölümü var. Buraya tıkladığımda da bu tablo içerisindeki bilgiler geliyor. Ad, soyad, e-mail gibi bilgiler. Bunları gene sorgulayabiliyoruz. Bizim için hazırlanmış. Bunlar da daha ileri konular. Genel olarak bu şekilde bir tablonun yapısı. Şimdi en temel sorgumuzu hazırlayalım. Mesela employee tablosundaki tüm veriyi sorgu ile alayım ben.
çalıştırıyorum sorgumu. Şimdi sorguyu çalıştırmak için seçili hale getirip yukarıda run statement kısmı var. Bununla çalıştırmam gerekiyor. Görüldüğü gibi aşağıda az önce baktım tablodaki kayıtların tamamı geldi. Burada söylemem gereken bazı şeyler var. Select nedir? İlk başta hatırlarsanız SQL standartından bahsettim. Bu standart içerisinde olan bir yapı. Veriyi seçmek için select kullanılır. Ve yıldız from tablo adı bu aslında şudur. Yani buna standardı. Select seçilecek sütunlar from tablo adı. Bunun SQL'deki standardı bu. Biz sadece bunun içerisinde neleri istediğimizi belirliyoruz. Örneğin X tablosundaki tüm sütunlar. Bunu dediğim zaman ben bu standardı kendi ihtiyacım için kullanmış oluyorum. O zaman ben sadece first name bilgilerini almak istersem ne yaparım? Sadece isimleri yazsın. Bakın şu an farklı bir yerde geldi. Script output diye bir yer. Bunun sebebi seçilerle getirip klavyeden F5'e bastığım için script output üzerinde bu şekilde göründü. Buraya geliyorum. Query result kısmına. Seçtim. Yukarıdan run statement ile çalıştırıyorum. Generator'la evet. Kısa öyle. Buradan çalıştırınca query result kısmına geldim. Bu şekilde bir farkı var. Mesela refresh diye bir şey var. Buradan yenilenebiliyor. Bunun hangi SQL ile çalıştığını SQL'e tıklayarak görebiliyoruz. Bu da yazdırma işlemi. Print servisi olmadığı için burada olmuyor. Neyse. Burada ben sadece bir tane sütunun değerlerinin gelmesini istedim. Bu şekilde geldi. O zaman buradaki yıldız ne? Tüm sütunlar gelsin demek. Ama şöyle bir şey var. Ben bunu yazdığım zaman hepsini getirir. Yalnız performans olarak çok kötü bir yöntemdir bu. Yıldız kullanmak. Bu nedenle ürün ortamında kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Mesela sizin çalıştığınız yerlerde var mıdır yıldız kullanımı? Yanlıştır. Yani genel mantık yanlıştır. Yani, tabii ki çok önemli olmayan bir yerdir. Ama yani evet. Bunun sebebini açıklayayım. Şimdi biz bunu bu şekilde yaptığımızda normalde şurası, şu beyaz ekran aslında veri tabanına açılan bir kapıdır. Yani bir session'dır. Oturum açarız biz. Deriz ki bu oturum benim, hani nasıl bir siteye girersiniz, orada oturum açtığınızda siz orada işlem yapmaya yetkili kullanırsınız demektir. Yorum yapabilirsiniz vesaire. Oturum açmayan kişi yapamaz. Burada da aynı. Oracle veri tabanı motoru diyor ki siz bana sorgu gönderebilmeniz için benim seni tanımam lazım önce. Bunun içinde kullanıcı adı, şifre gibi bilgi olacak. Siz bunu kullandıktan sonra burada bir sorgu ekranı açıyorsunuz. Worksheet deniyor burada sorgu ekranına. Bundan sonra da sorgu gönderebiliyorsun. Yetkilerin dahilinde. Mesela Oracle DB'ye dedi ki senin veri çekme yetkin yok. O zaman çekemez. Bunlar sonraki konular.
ileride biraz bahsederim. Ama mimarisinden bahsedersek bu şekilde. Burada bir sorgu penceresi olduğuna göre benim oluşturduğum sorgu veri tabanına beni tanımlayacak şekilde gidiyor. Yani HR şeması olduğuna göre benim bağlantım, bakın üzerine gelince HR.employees diyor. Bu şu demek, HR benim veri tabanımın adı. Hani sizin şu an anlayacağınız şekilde veri tabanı diyorum ama aslında Oracle'da veri tabanı kavramı tektir. Oracle'da tek veri tabanı vardır. Her şey işte table space ve şemalarla yönetilir. Bu şekilde diyorum ki HR içerisinde employees tablosu var. Bakın sonunda et işareti XE ve HR var. Bu da şu. Şema nokta tablo et connection. Çünkü benim connection adı XE HR. Hangisi? Değil. O connection. Bu da database'deki şemanın şeyi. Şöyle. Şimdi database'e erişmek için bir bağlantı lazım. O bağlantının adını belirtmem gerekiyor burada. Böyle bir yapı var. Bu da XEHR adını verdim bu connection'a. Bunun içerisinde erişiyorum. Erişmemi sağlayan bir şey. Gerçek bir şey yok. Birden fazla şey var. O zaman isimleri için. Tabii. Bak connections diyor zaten. Mesela burada XE'ye bağlandım. Daha sonra göstereceğim. Admin olarak bağlanma. O da farklı bir connection oldu. Geldim buradan. Şimdi ben bunu bakın demek ki arka tarafta aslında benim yazdığım koddan çok daha büyük şeyler dönüyor. Gerçekten de böyledir. Veri tabanı çok basit bir mantık değildir. Arka tarafta çok gelişmiş mimarisi vardır. Siz bunu yazdığınız zaman bir kere buradaki bağlantıyı biliyor. Burası. Diyor ki XEHR bu bağlantı. Bunun yetkisi ne? HR veri tabanına bağlanmak. Ona gidiyor. Diyor ki tablonun adı employees, içerisinde yıldız. Yani bunun içerisindeki tüm sütunları bul, buraya sırayla yaz. Şu şekilde. Aralarında virgüller koyarak. Hepsini yazıyor yan yana, sonra çalıştırıyor. Bu da demek oluyor ki benim için ekstra bir işlem yapıyor. Yıldızın ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Kendi kendini sorguluyor. Bu yıldızın anlamı ne? Burada kaç tane sütun var? Bunları öğrenip buraya yazıyor, sonra tekrar çalıştırıyor. O zaman benim gereksiz yere bunu yaptırmamam performanstan kazanmamı sağlar. Evet. Evet, şu da var. Evet, şu da var. Bakın. Ben bunu yazdım. Çalıştırdım. Hepsi geldi. Benim örneğin manager ID ihtiyacım yok. Departmanına da ihtiyacım yok diyelim. Ya da işe giriş tarihine ihtiyacım yok. Her işte kullanmak zorunda değilim. O zaman gereksiz olarak bilgi çektim. Bu da network trafiğini etkiler.